Arkadaşlar hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Tuana. Şimdi tatildeyim, malum biliyorsunuz zaten videolarımdan, Instagramlarımdan falan filan. Ama ne olursa olsun her zaman yine ders yapıyoruz. Yani birazdan matematik grafiğinin dersim var. Cemşir hocama birazdan bağlanacağım. Bağlanmadan önce de havuzdan çıkmıştım. Bir komin yaptım. Bir şeyler yiyeyim istiyorum. Şimdi bir bakacağım bakalım ne yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar burada bu stoğda bayağı bir azalmış. O yüzden şimdi abur cubur yemeyeceğiz. Ne yapacağız? Dolaptan çiğ köfte yiyeceğiz. Bütün çiğ köfteler benim. Ben yiyeceğim hepsini. Arkadaşlar şimdi hocam beklerken çiğleri de hazırlayacağım. Bu arada bunun nasıl bir açıysa beni 15 kilo kilolu gösteren bir açı. Neyse şimdi çiğ köftemizi açıyoruz. Bu arada en iyi çiğ köfte tartışmasız şeydir, şoktur. Şokun çiğ köftesinden daha güzel bir çiğ köfte. Benim çiğ köftesini de biliyoruz. A101'inki zaten. A101'inkini denemeyin bile. Damak tadınız bozulur. Şimdi şöyle. Bunları tabakladık. Şöyle. Şurada bir çiğ köfte sosu var. O da çok güzel. Öneririm. Tavsiye ederim. Bundan alıyoruz böyle hepsinin üzerine. Sushi gibi arkadaşlar. Bakın. Sanki sushi'mize soya sosunu, wasabi'sini koyuyor gibiyiz. Yani çok güzel ya. Çok güzel. Farklı lezzetler. Farklı kültürler. Kültür ya. Farklı kültürler. Farklı hayatlar. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bakın. Mükemmel. Biraz çok az da nar ekşisi dökeceğim üzerlerine. Bu da maksat süs. Güzel de tadı var. Şöyle şunu da yapalım. Bakın çok güzel. Bir restorana gidin. Ya bunu 100 lira yiyemezsiniz yani. 100 lira yiyemezsiniz çünkü 30 lira da yersiniz yani. Neyse. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi burada bir tane turşumuz var arkadaşlar. Bakın burada turşu, karışık turşu var. Şimdi bu turşuyu açıyorum. Bu arada hocadan da mesaj geldi. O yüzden birazcık acele edeceğim. Acele edeceğim. Şöyle buradan bakayım bir ne yesek turşu olarak. Bu arada turşu çok severim. Burada bir turşu var. Bundan alayım. Salatalık turşusu. Bu arada turşu biraz kötü kokuyor. Midem kalktı şu an. Şu an bir midem kalktı ayağı böyle. Bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Anneannem de çağırıyor. Neyse. Yemeğimi satışını size gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu benim ara atıştırmalım. Bence çok güzel oldu. Birazcık dışarıda yiyeceğim bunu arkadaşlar. Ama dışarıda da gölgelik olması gerekiyor. Burada manzaralı bir şekilde bunu yiyeceğim. Ayran bitti mi? Ayran bitti. O zaman ice tea istiyorum. Heh, Tuana sanki lokantaya geldi. Tuana kafeye geldi. Ice istiyorum. Kolay gelsin. Bilgisayarını hazırladın mı ders için? Bilgisayarla aha, girmeyeceğim. Hocadan ders şey geldi. Mesaj geldi. 10 dakikaya var. Arkadaşlar burada göbeğim çıktığı için şöyle birazcık yatayım. Tatilde de matematik dersi yapabiliyoruz. Üstelik normalde bilgisayardan da giriyorum. Yani bilgisayardan da giriş yapıyor ama tatilde çok da mühim değil. Telefonunuzdan da bağlanabiliyorsunuz. O yüzden ben matematik röntgenin bu yanını seviyorum. Her yerde, her an tatilde bile çok rahat bir şekilde derse girebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yani şöyle çok güzel bir yanı var. Hocanıza istediğiniz zaman istediğiniz yeri tekrar tekrarlayabiliyorsunuz. Mesela biz normalde üçgenler konusunda olmamıza rağmen yazın böyle tekrar en baştan pekiştirmek için en baş konuya döndük. Yani 9. sınıfın başından sonuna kadar yazın tekrarlayacağız. Tekrarını bitireceğiz. Üstelik mesela şu anda hava çok sıcak ve havuza girersem büyük ihtimalle güneş çarpması olayını yaşarım. Sağlıksal kötü bir durum olur benim için. O yüzden böyle boş bir saatimi ders ayıracağım. Hem benim için beyin jimnastiği olacak. Hem de birazcık kafam rahatlayacak. Şimdi son çiğ köftemi yiyeceğim. En yakıcı olduğu vakti küçük bir ders molası ile şenlendirip değerlendireceğim. Değerlendireceğim. Şimdi arkadaşlar bunu gömdük ya. Bunun üzerine ne yenir? Size gösteriyorum. Gong. Bunun üzerine bunu yemeyeni sokakta dövüyorlar.
Sana güzel. Bu arada derece burada mı girsem, dışarıda mı girsem, yoksa yukarıda mı girsem? Yok. Ben burada gireyim. Burası çok güzel. Bakın, gelin. Burası. Alın burası olarak seçiyorum çünkü çok güzel. Manzara da. Hem yeşillik hem deniz. Çok iyi. Burada gireceğim. Bayağı doydum arkadaşlar. Şimdi bunları alacağım. Gelin. Telefonum var. Ups. Şurada kalemim var. Dışarıda her yer, her şeyde, her yerde gerçekten. Olsun. Engel değil bu bize. Bu bizim ders yapmamıza engel olamaz. Şimdi telefonu sabitleyecek bir şey lazım. Normalde bir yasal bir telefondan giriyorum ama böyle tatille falan yanınızda illaki bilgisayarınızı götürmek zorunda gibi hissetmeyin kendinizi. Çünkü telefondan da bağlanabiliyorsunuz öğretmenlerinize. Yani onlar da hoşgörüyle karşılayacaktır zaten. Çünkü hani özel bir durum şu anda, tatildeyiz. Şimdi telefonuma koyacak bir şey lazım bana ama neye koyacağımı hiç bilmiyorum. Ice var. Bardağı da olur bence. Bardağı koyalım. Gelin. Bir deneyelim, o tutacak mı bakalım. Bir bakalım. Süper. Daha güzel bir şey olamaz şu an. Bal kaymak. O zaman ben şimdi hemen hocama bağlanıyorum. Arkadaşlar şimdi hocama bağlanmayı bekliyorum. Bu arada haftada 2 derste matematik dersim olacak artık, matematik röntgeniyle beraber. 9. sınıfın bütün konularını tamamlayarak 10. sınıfa süper bir şekilde giriş yapacağım. Siz de aşağıdaki açıklamadaki linkten matematik röntgenine ulaşıp bu şekilde güzel hocalarla ders işleme şansına kavuşabilirsiniz. Merhaba hocam. Merhaba Tuana, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tatildesin herhalde. Evet, tatildeyim. O yüzden bilgisayardan bağlanamadım. Telefonla girdim artık. Olsun. Ben de tatildeyim. Ben de geziyorum ama devam edelim. Böyle de yaparız dersimizi. Tatil ya da başka yer bizim için fark etmiyor. Evet. 9. sınıf konularını başlamıştık. Tekrar etmeye. Aynı şekilde yine devam edelim. Açık havada güzel güzel. Tamam. Oksijenle. Tamam. En son koşullu önermeye gelmiştik. Evet. Lise bağlacından bahsedecektik. Şimdi koşullu önermemizi hatırlıyoruz değil mi? Biraz. Biraz hatırlıyorum. Şöyle 100 kuralı falan vardı. Yani, T ise Q önermesi de biz ise bağlacını kullandığımız önerme koşullu önerme diyoruz. Lise olarak okuyoruz. Koşullu önermede birinci doğru. Birinci önermemiz doğru. İkinci önermemiz yanlış. Yani yanlış. Diğer tüm durumlar için doğrudur diyoruz. Buna belki biraz daha kolay olsun diye 100 kuralı diyoruz. Yani şöyle bir kuralımız var. Bir ise 0, 0'a denk. Yani 100 yazıyoruz bir nevi. Bunun dışındaki bütün durumlar bizim için doğru kabul ediyoruz. Şimdi hani örneğin bu sorudan bahsetmek gerekirse ve Q ise P'nin değili veya Q'nun değilinin değilini alıyoruz. Önce ne yapıyorduk? Birinci adımımız olarak değili içeriye dağıttık. Evet. En sade hali dediği için. Birinci bağlacımızı yine olduğu gibi yazalım. P veya Q bağlacımız ise değili içeriye dağıttığımızda ne oluyor? P'nin değili ve pardon şurada yanlış yaptım. Şunu P'nin değilinin değili şöyle söyleyeyim. Veya bağlacımız V'ye dönüyor. Ve ne oluyor? Q'nun değil oluyor bizim için. Bunu düzgün yazalım. Tamam. Tamam mı? Evet, yazdım şu anda. Şimdi bunu son kez bir düzenlersek P ve Q bağlacımız ise ne oldu? P'nin değilinin değili P'ye eşit olur. P ve Q bağlacı oldu. Şimdi burada baktığımızda aslında bunu hani açabiliriz veya bağlacı gibi yapabiliriz. Lakin burada o kadar uzatmaya gerek yok. Çünkü ikisi de baktığımızda aynı bağlaç değil mi? Evet. Yani ya ikisi de doğru olacak ya ikisi de yanlış olacak. Zaten ikisinin de sonucu bir oluyor. Doğruyken ikincisi doğru ya da ikisi de yanlış olacak. Bu da bize neyi getirecek? Bu iki durumda da bizim için sonuç
1 oluyor. Denk olacak. Yani bizim bu önermemiz direkt 1'e denk diyeceğiz. Tamamdır. Tamam mı? Tamam, bakalım. Bunu sen çözmek ister misin? Şu kazanım 20'de 1 mi? Tamam, bakayım bir ona. Şimdi tamam. Önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada dışarıda dağıtabileceğim bir değil yok. Birleştirebileceğim evet. Aynı terimler de yok. Aslında bu birazcık daha nasıl söyleyeyim? Yorum sorusu gibi. Şimdi biz tamam hocam, ben buldum. Buldum. Şimdi ise bağlacında 100 kuralı olmadığı sürece hepsinin sonucu 1 oluyordu. İkinci denkleme 0'ı da versem sonucu 1 oluyor. 1'i de versem 1 oluyor. O yüzden cevabımın en sade şekli 1. Evet. Katılıyorum. Aynen öyle. Burada işlem yapmadan direkt ise bağlacının özelliklerini yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi devam edelim. Hocam çok teşekkür ederim bugünkü ders için. Gerçekten çok verimliydi. Elinize, kolunuza, beyninize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim katılımın için. Güzel bir ders oldu. Keyifli bir dersti. Şimdi işlediğimiz koşulda önerme. Tamam. Daha sonrasında da aklıma gelmedi. Karşılıklı dedi ya, daha doğrusu söyleyemedim. Ancak bağlacı ile ilgili önermelerimizi bıraktığımız, boş bıraktığımız testleri çözeriz. Tamam mı? Bir dahaki dersimize kadar. Katıldığımız olursa yine WhatsApp üzerinden hani bana mesaj atabilirsin. Bakalım hepsine. Daha sonrasında yine takılırsak dersimizde, bir dahaki dersimizde de sorularımızı kontrol edelim. Tamam mı? Bu yere kadar olan boş bıraktığımız bütün soruları çözmeni istiyorum. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi tatiller. İyi tatiller, görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tatilde de matematik röntgeni dersimi tamamladım ve gayet keyifliydi. Açıkçası bana da çok güzel bir mola gibi geldi. Yani telefon bakmaktansa o vakti boş boş sosyal medyada geçirmektense böyle bir ara tabii ki de benim için ve eğitim hayatım için daha önemli. Siz de açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Gerçekten hocalar dünya tatlısı ve çok kafa dengeleri, çok kafa dengi. Bence mutlaka bir özel derse ihtiyacınız varsa matematikten bu siteye bir göz atın derim. Hoşçakalın, görüşürüz.